Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayat ve bugün karşınıza The Last Spell nasıl oyun? Bu sorunun yanıtını vermek için çıkıyorum. Yine bağımlılık yapan bir oyunla karşınızda olacağım. Böyle olunca da Hatay sandık içi gibi giriş yaptım değil mi? Yine bomba gibi bir oyunla karşınızdayım. The Last Spell nasıl bir oyun derseniz bu sorunun yanıtını zaten bu videoda arayacağız. Roguelite bir strateji oyunu diyebiliriz kabaca. Sıra tabanlı strateji oyunu diyebiliriz. Ve yani gerçekten ben bu arada yaklaşık 22 saat falan oynadım bu videoyu çekmeden evvel. Canlı yayında hatta bir sefer tamamladım. Hani başarılı biçimde tamamladım. Biliyorsunuz roguelite oyunlarda son boss'a kadar gelirsiniz. Bitirince daha yüksek bir zorlukta başlarsınız. O mantık yine burada da var. Hemen şuradan da hatta göstereyim. Ya aslında olay biraz şu. Lakeburg diye dünya üzerinde tek başına artık hayatta kalmış olan bir şehir var ve biz bu şehri savunuyoruz. Yani işin içerisinde tower defense, ya tower defense demeyelim de işte şehir savunma mekaniği de var. Tower defense bile diyebiliriz aslında tür olarak ama kulelerle değil adamlarımızla savunacağız. Oyunu zaten şimdi net bir biçimde göreceğiz. Onda bir sıkıntı yok. İşte Lakeburg 10 yazıyor görüyorsunuz. Benim bu 10. kez savunmaya çalışmam olacak tekrar buna. Tıkladığımda zorluklardan bir yüksek zorluğu seçeceğim. Yani dediğim gibi artık ben normalde bitirmemin manası yok. Yüksek zorlukta oynamayı tercih ediyorum. Bunu yeni zorluğun açılması sebebi de az evvel dediğim gibi bir kere başarılı bir çevirde bitirebilmiş olmam. Start diyeyim, hemen bizi bir oyuna atsın. Bunun üzerinden anlatmam daha kolay olacak. Oyunun gerçekten RPG yanı da bayağı ağır basan bir yapıda. Strateji yanı da yine sıra tabanlı strateji oyunu olarak da gerçekten strateji yanı ağır basan bir oyun. Ve gerçekten hani ya ben bayağı fazla vaktimi gömdüm oyuna. Bağımlılık yapan kısmını sonuna kadar da hissettim. Şimdi ne oluyor böyle bir durumda? Şimdi şehrimiz bu durumda görüyorsunuz harabe haline gelmiş bir takım yerler de var. Binalar da var. Bunun haricinde işte bir dükkan, iki tane de evle de başlıyoruz. Bunlar da bize bonus sağlayan binalarımız. Şu anda bir geceye başlamadan hemen evveliz. Yani geceleri düşmanlar saldırıyor. Düşmanlara karşı savunuyoruz. Gündüzleri de işte upgrade'ler yapıyoruz kendi şehrimize. Savunmamızı güçlendiriyoruz vesaire. Oyuna 3 tane karakterle başlıyoruz. Bu 3 karakterin de özelliklerini yine burada görebiliriz. Mesela Kalante isimli karakter barbarmış. Artıları, eksileri burada gözüküyor. Demonic Blood'mış. Bu physical damage tarafında bayağı güçlüymüş. Elinde de Rusty Hammer var, o da şahane. Dragon Blood'la vesaireyle beraber tamam yakın dövüşçü ve tank olmak için gayet iyi bir karakter bu diyebilirim. Burada kullandığı silahın şöyle de bir önemi var. Kullandığı silaha doğrudan bağlı olan skill'ler kullanıyor karakterler. Ekstradan da işte dediğim gibi hem burada gördüğünüz attribute'lar sayesinde hem de yani stat'lar sayesinde hem de burada gördüğümüz özellikler sayesinde ekstra bir takım güçlere de sahip. Yani mesela bunun günlük 19 canı yenileniyormuş. Her geceyi tamamladığınızda bu kadar canınızın yenileneceğini, yani full canında olmayacağını da buradan anlayabilirsiniz. Perkler vesaire de var. Level atlayınca o kısmı zaten göstereceğiz. Şu ilk geceyi bir atlatalım zaten. Ama kısaca şeye baktım. Bir melee karakterimiz var. Onu hemen şöyle bir bu tarafa yaklaştırayım. Biraz daha yakın olsun aslında. Düşmanlar buradan gelecek diye de gösteriyor. Bu okların anlamı o bu arada. Zaman içerisinde sadece bir yerden değil 2 ve 3 ve 4 taraftan da gelebiliyorlar günler geçtikçe. 12 gün boyunca bizim amacımız buradaki büyücüleri savunmak olacak. Dolayısıyla hani gün ve gün sürekli devam ediyoruz bu mücadeleye. İkinci karakterim Prisha. Prisha'nın elinde bir kısa yay var. Kısa yay bayağı güçlü bir silah bu arada. Okçu. Bakayım Hunter'mış aynı zamanda. Şahane. Eagle Eye. Skill range arttırıyormuş. Bu da şahane. Resistance'ımızı düşüren bir kötü trait'imiz var ama artık o kadar olur. Çok da bir problem değil. Yakın dövüşmeyeceğimiz için, yakın savaşmayacağımız için çok problem olmayabilir. Perk'ler vesaireler falan onlarda bir sıkıntı yok. Kıyafetleri de gayet iyi. Onu da, yani başlangıç kıyafetleri zaten. O açıdan zaten şu an yapabileceğim bir şey yok. Bir de büyücümüz var. Chanda. Trader'mış. Çok işe yarayan bir özellik değil. Açıkçası hatta X-Zone Experience olduğu için kötü bile diyebilirim. Range damage demiş ama range damage bir işime yaramıyor. Fragile. Evet bunun trait'leri çok iyi değil ama yapacak bir şey yok. Elimizde olanla bir şekilde idare etmemiz gerekecek. Elindeki silah da bu arada Power Staff'miş. Güzel. İki elle kullanılan bir büyü silahı. Onu da bu tarafa aldım. Buradan mesela skill'lerimi atabildiğim şeyleri görebiliyorum. Hani range'ini falan görebiliyorum tıkladığımda. Bu zaten belli olduğu için yine buralara geliyor. Her neyse burada da bir okçumuz var. Bu şekilde şu anda yapabileceğim bir şey yok. Gün içine geri döndüğümüz zaman genel itibariyle upgrade'ler neler yapabiliyoruz onları yine görüyor olacağız. Size ilk mantığını, yani ilk oynanış mantığını göstermeye yavaştan başlayayım. Bu fazı, yani şu an bir faz olarak da burada görüyorsunuz deployment, yani adamlarımı yerleştirme fazındaydık. O fazı tamamladığımda sırayı tamamlıyorum. Düşmanlar sisin içinden gelmeye başlıyorlar. Geldikten sonra tabii ki yakınlarına saldırabilecekleri bir şey varsa ona saldırıyorlar ve sıra bana geçiyor. Şimdi benim yapmam gereken şey teker teker bunları temizlemek olacak. Öncelikle ben Kalante ile başlamak istiyorum
desem şahane olur. Şuraya gelmem biraz zor. Yani 5 movement speed olacak. Move point olacak. Güzel. Bu sol taraf aslında bunlarla tamamdır. Şunu anlatmadan hemen şunu söylemek gerekiyor. Sol alt köşede gördüğünüz aksiyon puanı, mana ve move point. Bizim her karakterimizde kullanabileceğimiz kaynaklar. Move point anlayabileceğiniz üzere. Mesela burada 5 yazıyor ya. Buraya gitmem demek 5 move point kullanacağım anlamına geliyor. Tıklayacağım ve oraya gideceğim. Sonuç itibariyle yani sıra tabanlı bir oyun olduğu için sınırsız hareket etme şansınız olmuyor. Zaman içerisinde bunları arttıracak özelliklere ya da silahlara ya da ekipmana sahip de olabiliyorsunuz. Ve hani genel itibariyle mümkün mertebe bütün kaynaklarınızı maksimum kullanmak üzerine. Mana'nın zaten tahmin edebileceğiniz üzere kullanacağımız skill'ler için hani harcanan bir şey. Ve mesela atacağım bu Storm skill'ine bir tane mana kullanacak. İki tane de aksiyon puanı kullanacak. Hemen şöyle alan etkisi vurduğu ve stun vurduğu için ben bu skill'le saldırayım. Bir tanesi öldü. Şahane. Hala 5 aksiyon puanım var. Bir adım ileri gidip Crash özelliğiyle şöyle vurursam bir tanesi daha ölecek. Şunu da öldürmek için 5 özelliğiyle vurayım. Öldü. Bunu da tek atabiliyor muyum? Evet. Yani tek atamıyorum da yani işte canı az olduğu için öldürebiliyordum. Bir düşmanı öldürüp öldüremeyeceğim. Bak bunların hepsini de öldürebiliyorum gözüküyorum. Şöyle. Ha mesela bu öldüremediğim zaman kılıç gözüküyor. Öldürebildiğim zaman kuru kafa gözüküyor. Şöyle bir adım daha atıp aslında. Dur önce bir adım atayım. Şunu bir indirelim. Bu stunlı olduğu için öldürmesem de olabilir aslında ama yok ya. Öldüreyim hadi. Öldürelim. Tamam. Bunları tamamladık. Şimdi okçumuzla power shot kullanarak mesela buna tek atabilirim. Power shot kullanarak buna da tek atabiliyorum. Çok güzel. Ama gördüğünüz üzere her skill'i istediğim kadar kullanmıyorum. Aksiyon puanı olmasına rağmen. Burada skill'imin altında kaç kere kullanabileceğim diye yazıyor. Şu an 2 kere kullandığım için 0/2 yazıyor. Toplamda maksimum 2 kere kullanabilirdim. Zaten 2 kere kullandım. Sonra hemen yapabileceğim diğer özelliklere geçebilirim. Ama önce bir büyücümle... Yani bu arada istediğim zaman istediğim karakteri oynatabiliyorum sıra bendeyken. Hani karakterlerini de belli bir sırayla oynamak, karakterleri de belli bir sırayla oynamak zorunda değilsiniz. Öyle bir güzelliği var. Ona göre hareket edebiliyorsunuz. Benim şu an hasar verebileceğim yakınlıkta değil hiçbiri ama bu Power Staff'ın şöyle bir özelliği var. Stunning Entrance yaparak şuraya vurdum ama ışınlanmadım. Bir daha yapacağım aynısını. Normalde düşmanı öldürürsem anında onun yerine ışınlanıyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde ışınlandım. Yakınına gelmişken şu an artık şey problemi kalmadı. Mesafe problemi kalmadı. Şöyle skill'lerimi kullanayım. Kendi adamıma vurdum mu? Bakıyorum. Vurmadı. Tamam. Normal şartlarda bazı skill'ler hasar verebilir ve mesela kendi adamıma hasar vereceğim zaman da böyle bir simgeyle gösteriliyor. Görüyorsunuz. Ama debuff dediğimiz yani hasar vermeyen işte diğer hani kötü özellikler. Mesela şu anda benim attığım skill'in düşmanın vurma şansını azaltması söz konusu. Yani, vuramadık. Iskaladık. Kendi adamımıza işlemiyormuş. Özetle onu demeye çalışıyordum. Şimdi bunu bir indirebilirim. Canı az olduğu için onu artık tamamlayayım. Bu stunlı olduğu için ona çok da girmeyeceğim. Kalanları da buna atarak düşmanı bayağı bir azaltmış oldum. Güzel. İyi temizledik. Çünkü aslında ben bayağı oynadığım için karakterlerim de hani yaptığım yatırımlardan ötürü biraz daha güçlü. Yatırım yapma mevzusu nedir onu da söyleyeceğim. Şurada gördüğünüz Tainted Essence'lar hani düşmanları öldürdükçe ve günleri tamamladıkça kazandığımız puanlar, o puanlarla kalıcı upgrade'ler yapabiliyoruz. İşin roguelite yanı da oradan geliyor. Şimdi gördüğünüz üzere adamım orada bayağı bir kalabalık ortamda kalmıştı. Onun da hasarını aldık tabii ki. Burada gördüğünüz armor her gün sonun, her gün değil. Her tur sonunda yenileniyor ve aslında armor sayesinde epey aldığınız hasarı azaltabiliyorsunuz. Armor ve block sayesinde. O sayede birdenbire bütün aldığım hasar canıma gitmedi, armoruma da gitti diyebilirim. Şuradan şunu bir vurayım. Güzel. 4 kişi stunlandı. Şu tarafa vurursam şahane. Şu ikisini de öldürelim. Bunu da indirelim. Şuna da vurabiliyorum. Tek de attık hatta. Sonra ben şu tarafa doğru yaklaşayım. Şimdi tekrardan büyücüyle nasıl bir şey yapabilirim? Şöyle bir şey yapabilirim. İki adım atarak şuraya geleyim.
Benim bayağı güzel Fire Thrower isimli bir skillim var. Vurduğum zaman çok geniş bir alanı vuruyor. 3 mana istiyor ama tabii ki. 2 de aksiyon puanı istiyor. Ama gördüğünüz üzere 3, 6, 7. 7 kişiyi öldürme ihtimalim var. Her zaman öldürecek anlamına gelmiyor. Kaç vuracağımı şurada sağda görüyorsunuz. 109 ile 128 arasında vuruyorum. Mesela 109 vurursa 115 canlı olan birisi de öldürmeyecek. Ama ben risk edeceğim. Şöyle alayına vuracağım. Çok büyük bir kısmının az canı kaldı. Problem değil. Hemen okçumun Tight Volley isimli özelliğiyle şu altısına doğru da vurabilirim. Ölmeyenler de böylece ölmüş oldu. Buna da vuralım. Şuna da Power Shot'la vurayım. Azalsın. Yani iyice düşman sayısı. Şöyle bir adım ileri gideyim. Şuna vuralım. Öldüremedik. Bir daha vuralım. Aksiyon puanlarımı mümkün mertebe bitirecek şekilde kullanayım ki... başka bir şeyim kalmadı sayılır. Ya bunu kullanabilirim ama bunu mana harcayarak kullanmak istemiyorum. Mananızı da yani mümkün mertebe şey kullanmanız, verimli kullanmanız önemli. Bu düşmanı öldürebiliyormuşum direkt. Iskaladı. Ekürüsü önemli. Düşmanları ıskalamamak için isabet oranımızı arttıran upgrade'ler almamız gerekecek. Tamamdır. Bu turu da tamamladık. Devam edelim. Gelsinler. Burada savunmaya saldırdılar. Şöyle ben hızlıca bütün skill'leri anlatarak gitmekten ziyade bugünü artık yavaş yavaş tamamlayayım. Genel itibariyle mantığını anladınız hani gecenin. Biraz daha hızlı bir biçimde düşmanları temizlemeye oynayacağım. Oyunun bir run'ı bayağı da uzun sürüyor. Yani ilk kez başarılı biçimde tamamladığımda ki 12 gece boyunca savunmanız gerekiyor. Onu da mesela şurada görebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz her kare işte gün sonunda burada büyücülerin yaptığı büyünün tamamlanma aşamasını gösteriyor. Her gün bir tane doluyor. 12 günün sonunda mührü kırıyoruz tırnak içerisinde söylüyorum. Bu 12 günü tamamlaması yaklaşık benim 7-7,5 saat almıştı. Tabii ben yavaş yavaş da oynadığım için, düşüne de oynadığım için hata yapmamak için yavaş da oynamıştım. Zamanla alıştıkça tabii daha hızlı bir biçimde... şunu indirdik. Şuraya bir de geniş şunu vuralım. Stunlayamadık epey bir kısmını ama olsun, fena da değiliz. Şimdi... buradan... nasıl bir şey yapayım? Şuraya gene atlayacağım ya. Düşman sayısını azaltmam gerekiyor. Buradan şöyle vurabiliyor muyum ya? Vallahi vurdum. Bayağı bir düşmanı da indirdik bu sayede. Ağacın arkasında olduğu için göremiyorum. Şöyle iki adım geri atmam gerekiyor. Aynen onu da indirdik. Şöyle şunu bir indirmek için hareket edelim. Bu arada düşman sayımız azaldığı zaman kalan düşman sayısını burada görebiliyoruz. Şu an 12 tane düşmanımız kaldığını da biliyoruz. Onu da söyleyebilirim. Şöyle bir aslında çok güzel. Bunu ıskaladık ama ya biz ıskalamadık gerçi. O şey yapıyor, kaçıyor, dodge'luyor yani. Buradan geri gelmeyeyim ya. Şöyle geleyim. Bu kıpırdayamayacak. Şu ikisini bu karakterle öldüreceğim. Buradan gelecek olanları da diğerleriyle öldüreceğim. Yine vurulacaklar. Evet. Hasar da aldık epey. Biraz da hızlı oynamaya çalıştığım için dikkatsiz de oynadığımı söyleyebilirim bu arada. Normal şartlarda bu kadar hasar almadan da oynamak gayet mümkün. Ve zaten aslında öyle de oynamanız gerekiyor. Yani ne kadar az hasar alırsanız tahmin edebileceğiniz üzere o kadar iyi olması gereken o. Çünkü oyunun gerçekten de hata kaldırmayan, hata affetmeyen bir yapısı da var. Zaten şu an bunu ben tamamlamış oldum. Güzel, bütün düşmanları tamamladım ve gece sona erdi. Gündüze döndük. Döndüğümüz zaman burada kazandığımız experience gözüküyor. Karakterlerimin levelleri 2 oldu. Level atlatma mevzusunu da yine göstereceğim. Ekstradan da altın ve inşaat materyali topladık. Bir de ekstradan başarılı olduğum için, düşmanları çok yaklaştırmadığım için silah ödülü, yani silah demeyeyim de ekipman ödülü diyeyim. Sadece silah çıkmıyor çünkü. Gece bittiği zaman neler yapıyorsunuz gün içerisinde onları şimdi tek tek size adım adım göstereceğim. Aynı zamanda da 1000 küsurda Tainted Essence kazandım. O esansları da buraya ekledik. Şimdi
sırayla. Şuraya geldik. Esansları nasıl kullanıyoruz? Esansları şöyle kullanıyoruz arkadaşlar. Oran oyunda Oraklum diye şu sol alttan da erişebildiğiniz bir mekan var. İki birbirinin zıttı kutsal varlık var. Bir tanesi işte soldaki, bir tanesi sağdaki. Sağdaki ışık, soldaki karanlık diyebiliriz kabaca. Bu ışık, ışığı hani simgeleyen kutsal varlık biraz da bizim başardığımız şeyler üzerinden, yani achievement'larımız üzerinden bize özellikler veriyor. Mesela şurada kazandıklarımdan bir tanesini göstereyim. Ne yaparak kazandım bilmiyorum. Kazandığım açtıklarımı şurada görebiliyorsunuz. Ama mesela buradan göstereyim. Bir tane hero 400 can kaybedecek ki ben bu Slayer Armor ve Slayer Pants'i açabileyim. Ya da mesela bir karakterimin toplamda 12 move point'i olduğu zaman bu achievement'ı tamamlıyorum. Yani tamamladığımız achievement'lar üzerinden bize yeni bonuslar veriyor ki o bonuslar da açıkçası oyunda ilerlemenizi sağlayacak olan upgrade'lere ulaşmanızı sağlıyor. Yani başardıklarımıza tekrar bakacak olursak mesela bir şey yaptığımızın karşılığında gold mine, yani altın madeni upgrade'e binası açılmış. O binaları da birazdan zaten anlatacağım. Gibi gibi. O yüzden hani oynadıkça yaptığınız achievement'larla daha da güçleniyorsunuz diyebilirim. Bir de tainted esansları kullandığımız karanlık, karanlığı simgeleyen bir Shaden isimli varlık var. Bu da mesela burada şu an 4903'üm var. Mesela 7000 esans karşılığında her yeni oyuna başladığında karakterlerin daha fazla günlük mana kazanımını, regenerate etmesini sağlayan bir özelliği açabiliyorum. Burada açtıklarımdan da bakarsanız mesela daha fazla aksiyon puanına sahip karakterler açabilmemizi sağlayan şeyler var. Daha fazla yakın dövüş silahları, daha fazla uzun menzilli silahlar vesaire vesaire. Yani burada da bu yatırımları yaptıkça karakterlerimiz daha sonraki ranlarda daha da güçlü hale geliyor. Bu sayede aslında roguelite yapısının kuvvetli olarak kullanıldığı yanlarından bir tanesi de bu. Yani ilk etaplarda ikinci, üçüncü günü görürken bile zorlanıyorken zamanla daha rahat bir biçimde ilk günleri atlatabiliyorsunuz. Şimdi bunun haricinde dün akşamki başarımızdan ötürü bir tane ödül kazandık. Bu ödülü 3 tane şey arasından bize seçtiriyor. Vallahi bunlara baktığımda bunların rarity'si, yani nadirliği daha fazla olmasına rağmen hand crossbow bayağı kaliteli bir silah olduğu için ben hand crossbow'u tercih edeceğim. Onu da mesela bizim okçumuza, hop dur şöyle, okçumuzun bir tanesinde, yani bir shortbow ve crossbow olmak üzere iki silah kullandıracağım. Bu silahları da tabi taba basarak böyle tak diye değiştirebiliyorum. Hangi silah geçersem onun skillleri tabii ki açılıyor. Ama bu şey demek anlamına gelmiyor. Tabi daha fazla aksiyon puanına sahip olacağınız anlamına gelmiyor. Eğer ki silahta öyle bir özellik yoksa. Ekstradan sadece karakterinizin daha farklı pozisyonlarda ve daha farklı durumlarda da kullanılabileceği anlamına geliyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra biraz da şey göstereyim. Her gün sahip olduğunuz evlere ev sayısına bağlı olarak çalışanlarınız oluyor. Bu çalışanlar hem buradaki binaları temizlemekte kullanılıyor. Mesela bunu oradan kaldırayım. Hemen bir tane de ev yapabilirim bunun üzerine aslında. Ekstradan bir daha yapayım ki daha fazla çalışanım olsun diye. Hem de misal benim neyim olsaydı, altın madenim olsaydı bir tane, bu altın madeninde bir işçiyi çalıştırarak daha fazla altın kazanmayı sağlayabilirdik. Mesela kullanayım. Hop, gördüğünüz gibi anında buraya gold mine geldi. 10 gold kazandık. Tabii ki hani çok verimli kullanmadım. Daha mantıklı kullanmak gerekiyordu. Upgrade'leri yapıp vesaire falan kullanmak gerekiyordu ki daha iyi olsun. Ama ben size göstermek için bunu hani yine burada kullanayım dedim. Ekstradan şu sanırım 3 tane şey de kaldırılabiliyor. Tamam, 3 tane adamla bunu da buradan kaldırayım. Şimdilik bu kadar. Bütün işçilerimi kullandım. Param karşılığında yine buradan ekstradan yapabileceğim binalar da bulunuyor. Farklı farklı özelliklere sahip olan ve farklı farklı işlerde kullanabileceğimiz, avantajlar için kullanabileceğimiz binalar da var. Mesela inn var, yeni hero'lar alıyorsunuz ekibinize. Seer var, bu sisi falan geri itiyor vesaire vesaire. Çok önemli değil onların her birinin detayı. Artık siz oynamaya karar verirseniz zaman içerisinde çözeceğiniz şeyler. Ama bu tarz şehir yönetme yapısı da var. Ya şehir değil de kaynak yönetme diyelim aslında. Şehri çok da yönetmiyoruz. Kaynaklarımızı yönetiyoruz. Belli binalar yaparak kendi avantajımız olacak bir takım şeyler yapıyoruz vesaire vesaire. Parayla bu binaları yapıyoruz. Ama bir de demiştim ya, materyallerimiz var. Materyallerimiz bina yaparken değil, savunma kurarken işimize yarıyor. Ben burada bayağı bir savunma binası açtım. Ama mesela duvar yapmak için en çok kullanılanlardan bir tanesi. Ya da yavaşlatma tuzağı kurmak için
veya işte balistalar. Balistalarda işte kule yapıyorsunuz. Kule savunma değil dedim oyun ama oyun içerisinde kuleler var. Ama bunlar birazcık daha size yardımcı olan şeyler. Yani yine esas hasarı kahramanlarınız sayesinde veriyorsunuz. Ama ekstradan balistalara ya da işte ne bileyim katapultlara falan sahip olursanız bunların da tabii ki size avantajı oluyor. O yüzden yapmak isteyebiliyorsunuz. Daha ikinci gece olduğu için çok fazla da bir şey yapmayacağım. 2-3 tane slow trap koydum. Ama işte dediğim gibi kendi stratejinize göre yerleşiminizi yapmanız gerekiyor. Zaten düşman 4 bir yandan gelmeye başladığı zaman otomatik olarak hani mümkün mertebe düşmanı yavaşlatacak veya işte hero'larınızın yetişemediği yerlerde eksiklerini giderecek savunmalar kurmaya, kafa yormaya başlıyorsunuz. Şimdi esas mevzu hero'larla level atlama kısmı. Şimdi bütün karakterlerim ikinci level oldu. İkinci level olduğu zaman her şeyden evvel primary attribute seçtiriyor. 5 tanesinin içerisinden bir tanesini seçiyorsunuz. Mesela tabii high level başına da 2 tane seçiyorsunuz. Mesela burada benim karşıma 5 tane seçenek sunuldu. Bu yakın dövüş karakteri olduğu için physical damage'e gitmem de çok mantıklı olabilir. Ya da critic'e gitmem de mantıklı olabilir. Critic gerçekten çok işe yaradığı için oyunda ve hani rarity'si de hiç fena olmadığı için mavi çıktığı için diyeyim yani özetle. Ben bunu critic'i seçeceğim, onaylayacağım. İkincisi karşıma geliyor. Burada da mesela bunların içerisinde benim işime yarayacak olan bir şey var mı? Stun chance işime yarar ama yani %5 stun chance çok da işime yaramaz. Keşke böyle mavi veya yeşil falan olsaydı, daha yüksek olsaydı, %5 değil de %8, %10 olsaydı o zaman alırdım ama bunu ben beğenmedim. Her level başına iki kere roll yapabiliyorum. Dolayısıyla bunları bir sefer değiştireceğim. Değiştirdiğim zaman görüyorsunuz 5 tane değil 3 tane verdi. Bunların içinden de işe yarayan bir şey çıkmadı. Bir kere daha yapabiliyorum, bu sefer bir tane geldi. Ama damage işime yarayacağı için onu da seçiyorum. Level başına da bir tane perk seçtiriyor. Perk sayısı, kullandığınız perk sayısı açtıkça 2. 3. 4. ve 5. tier perkler de açılıyor zaman içerisinde level atladıkça. Dolayısıyla ben ilk seviyeden seçebiliyorum şu anda daha ilk levelimi atladığım için. Ve Avid Learner yani her gün sonunda kazandığımız tecrübe puanını arttıran özelliği seçeceğim. Bu da bayağı güçlü. Çünkü karakterleriniz ne kadar yüksek ya yani çabuk level atlarsa oyunun zorlaşmaya başladığı artık 6. 7. geceden itibaren daha yüksek seviyede oluyor. Yani bu %25 ilk bakışta az gözükebilir ama hani karakterinizin atıyorum 6. level olması karakterin bu arada kırılma noktalarından bir tanesi diyebilirim. Hani minik bir ipucu vermem gerekirse oynamak isteyecek olan insanlar için. 6. levele atıyorum 7. gece değil de 6. gece ya da belki de 5. gece ulaşabiliyorsanız bu muazzam bir şey. Çünkü o sayede karakterleriniz daha da güçlü oluyor tahmin edebileceğiniz üzere ve hani çok zorlanacağınız ya da belki de başarısız olacağınız yerlerde gecelerde başarısız olmayabiliyorsunuz. Hemen Prisha'ya da aynı şekilde Avid Learner vereyim. Buradaki skill'lerden mesela bu da ranged karakter olduğu için ranged damage gideceğim. En güzel perk de o çıktı. Ekstradan buradan almak isteyeceğim bir şey var mı? Experience gain az evvel bayağı iyi demiştim. Dolayısıyla experience gain'i burada yine seçeceğim. Bunun haricinde başka yapacağım bir şey yok. Diğer Chanda'ya geçeceğim. Chanda'da da yine bu perk'ü alacağım. Diğer perk'ler arasında Critical Master gibi ya da işte ne bileyim Poison Damage veriyorsa yani zehir vuruyorsa karakteriniz ona upgrade veren bir takım şeyler de var ama hani tek tek hepsine bakmanın manası yok. Sonuç itibariyle bu ilk bakış size oyunun nasıl bir mantıklı olduğunu anlatmak üzerine olduğu için çok ekstra şeye girmeyeceğim. Bu bir büyücüydü ve Magic Damage'i de gayet yüksek. Karşımıza da çıkmışken onu alalım. Accuracy. Accuracy buldum muydu? Ben genelde böyle %25'e falan toplamda %25 accuracy'si olana kadar kaçırmamaya çalışıyorum. Çünkü yani zaten sınırlı aksiyon yapabiliyorken yani sınırlı saldırınız varken yaptığınız bir saldırı, önemli bir saldırı, çok kritik bir saldırı ya da belki de ıskaladığı zaman kahroluyorsunuz. Yani gerçekten kahroluyorsunuz çünkü çok kıymetli, çok değerli. Yani yaptığınız ya hiçbir atışı kaçırmamanız lazım. Boşa kurşun sıkmayacaksınız arkadaşlar bu oyunda. Mantığı o. Bunları yaptıktan sonra paramızı kullanabileceğimiz bir diğer yerde ve son bahsedeceğim yerde aslında dükkan. Dükkana girdiğim zaman böyle karşıma bir takım ekipmanlar çıkıyor. Bu ekipmanlar içerisinde işte bazısı çok basit seviyede, bazısı daha işte hani nadir bulunan eşyalar. Ama bu demek değil ki basit seviyedeki olanlar bir işe yaramıyor. Mesela bazen, ya bu da power staffmış ama bu power staff değil de başka türlü bir büyü silahı olsaydı açıkçası alıp büyücüme vermeyi tercih ederdim. Mesela wand gibi ya da işte kitap gibi, büyü kitabı gibi silahlar da var. Onların skill'leri de gayet iyi. Ben power staff'ı çok sevmediğim için onlardan bir tane çıkmış olsaydı basit seviyede olsa bile satın almayı düşünürdüm. Dolayısıyla hani şeyden ziyade bak mesela bu çok basit bir amulet gibi gözüküyor. Hatta ekstradan experience gain yani tecrübe puanımızı da azaltıyor. Ama bakın görüyorsunuz AP'ye artı bir veriyor demiş. Yani aksiyon puanımı bir arttırıyor. Ve o aksiyon puanınızı bir arttırmak o kadar kıymetli ki aslında. Dolayısıyla çıktığı zaman böyle bir eşya kaçırmamak lazım. Bunu alıp ben karakterlerimden
Okçuma verebilirim. İki tane silahı var ya, iki silahın da sonuçta kullanım sayıları fazla. Dolayısıyla ben çatır çatır hem hand crossbow'la hem de shortbow'la neredeyse bütün saldırı, yani toplamda 8 saldırı yapabilecek kadar güçlendiğim, yani işte aksiyon puanımı arttırmak sayesinde güçlendiğimi söylemem mümkün. Bu şekilde. Zaman içerisinde, yani çok anlattığım şeylerin büyük kısmı hani şey geliyor, ulan ne anlatıyor diye düşündürebilir size. Ama ne anlattığıma takılmaktan ziyade oyunun aslında ne kadar ciddi bir derinliğe sahip olduğunu ve ne kadar kafa yormanız gerektiğini, karakterlerinize yaptığınız build'lere nasıl kafa yorup neye göre, hani hangi stratejilere göre değerlendireceğinizi düşünmenizi istediğini görmeniz açısından hani anlattım diyebilirim. Cümleyi nereye bağlayacağımı unuttum ama alıştınız zaten siz benim cümleleri bir yere bağlayamadım. Anlatmaya çalıştığım şeyi gayet yalnızca tahmin ediyorum. Oyun ilk etapta gayet basit, şehrinizi koyduğunuz, dalga dalga düşmanlara karşı şehrinizi koyduğunuz bir oyun gibi gözükebilir ama bundan çok daha fazlası ve hani oynarken de gerçekten bağımlılık yapıyor. Şundan ötürü bağımlılık yapıyor. Başarısız olduğunuz zaman ulan beceremedim ama bir daha yapacağım, daha iyi karakterler dizeceğim ve dolayısıyla işte daha da başarılı olacağım falan diye hissettirip bir sonraki run'ınıza hemen başlatabiliyor sizi. Oyun uzun sürüyor olmasına rağmen her run'a. Öyle. Tek nefeste anlatmaya çalıştım. Bayağı da yoruldum. Ekstradan sorularınız varsa da arkadaşlar yorumlara yorumlarda sormayı unutmayın. Bunun haricinde eğer ki videoyu yararlı bulduysanız da beğenerek lütfen destek olun. Şimdilik benden bu kadar diyeceğim. Bir nebze olsun. Dilim döndüğünce The Last Spell nasıl oyun sorunuzu yanıtlamaya çalıştım. Benim açıkçası bu sene içerisinde en başarılı bulduğum strateji oyunlarından bir tanesi. En azından ilk 6 ay itibariyle oynadığımız oyunlar içerisinde. Dolayısıyla siz de bu türü seviyorsanız kesinlikle oynamanızı da tavsiye ederim. Ama dediğim gibi şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.